Merhaba Medyaskop TV izleyicileri. Göz Kararı programının 46. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşım Sinan Çakmak ve ben Servet Dilber. Bu Göz Kararı'nın bu bölümünde Photoshop yapmak mı, fotoğraf işlemek mi başlığında sohbet edeceğiz. Birçok yere açılabilir konu. Canlı yayınımız Periskop üzerinden soru ve yoruma açık. Sizler de soru ve yorumlarınızla programa katkıda bulunabilir veya fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Bizleri Twitter hesaplarımızdan ve Facebook hesaplarımızdan Göz Kararı adıyla takip edebilirsiniz. Daha sonralar için YouTube kanalından da eski yayınlara ulaşabilirsiniz. Sinan, hoş geldin. Merhaba, sen de hoş geldin. Sıkça duyarız sosyal medyada ya da artık fotoğrafçı olmayanlarca da bu fotoğraf photoshoplanmış, bu fotoğraf filtrelenmiş ya da bu fotoğraf işlemden geçmiş diye. Nedir photoshoplanmak ya da... Yani şöyle söyleyeyim, ben esasında photoshop yapmanın ne demek olduğunu sanırım 2-3 hafta önce öğrendim. Aha. Çünkü bir photoshop dersi, photoshop kursu vermeye başladım fotoğraf kulübüne. Ve yaptığım şey esasında gerçekten hani bir fotoğrafı çektik. RAW formatta, JPEG formatta, hangi formatta olursa olsun... Hı-hı. İşte bu sırayla hangi adımdan geçer bildiğimiz, hı-hı, işte fotoğraf nasıl işlenir anlatan bir kurstu. Ama buna da şey demiştik, hani Photoshop nasıl kullanılır demiştik. Orada fark ettim ki esasında ilk kurstaki arkadaşlardan Photoshop kullanmak deyince akla gelen bambaşka bir şey. Manipülasyon yapmak ya da Photoshop, bazı şeyleri değiştirmek mi? Photoshop gibi? Esasında direkt manipülasyonla eş anlamlı olarak kullanıyor. Yani bu benim için yani artık herhalde 20-30 senedir fotoğrafla içeceğim. En başından beri de Photoshop var. Ama hani bu kadar Photoshop'un direkt manipülasyon anlamına geldiğini de kavrayamamış. Bunu fotoğrafçı olmayan... larca bu şekilde anlamlandırılmasını ya da telaffuz edilmesini de hani mantıklı karşılayabilirim. Ama fotoğrafçılar tarafından bir fotoğrafı işlemek mi? O da neymiş? Hani profesyonel, hı-hı, fotoğrafçı fotoğraf işlemez, makineden çıktığı gibi kullanır gibi tanımlamalar duyuyorum. Ve bunu yine keza 20-30 yıldır fotoğrafla iç içe olan kişiler söylüyor. Bunu şeye bağlıyorum ben. Fotoğraf makineleri çeşitli formatlarda fotoğraflar çekiyor. Hı-hı. Eskiden RAW, TIFF ve JPEG olarak çekerdi ama şimdi günümüzde RAW ve JPEG, evet, olarak TIFF çekiyor. Kaldı. Buradan şunu anlıyorum, bunu söyleyen fotoğrafçılar ve birçok fotoğrafçı RAW formatında fotoğraf çekmiyor. Bunun belki tahminimce iki sebebi var. Birincisi RAW fotoğrafı çektikten sonra mutlaka işlenmesi gerekliliği ya da tırnak içinde photoshoplanması gerekliliği. İkincisi de dosya formatının büyük olması. Hı hı. Dosya fotoğrafının büyük olmasından ben şunu çıkartıyorum. Katılır mısın? Hı hı. Daha fazla bilgi var fotoğraf hakkında. Renk anlamında, keskinlik anlamında daha fazla bilgi var ve dosya boyutu bundan dolayı büyük. Ya, evet. İkincisi de fotoğrafçı fotoğrafı çektikten sonra fotoğrafla vakit geçirmek istemiyor. Bunu zaman kaybı olarak görüyor olabilir. O yüzden fotoğraf makinesinin işlediği fotoğrafa razı oluyor. Ya da Photoshop bilmiyor. Ya şöyle, orada çok kritik bir laf söyledim bence. Çünkü esasında biz JPEG bile çeksek, bizim fotoğraf makinemiz RAW çekiyor zaten. JPEG çekmek demek şu demek, biz tüm kararı, yani fotoğrafın kontrastıdır, işte saturasyonudur, sharpening'idir, ton algılamalarını biz tamamıyla makineye bırakıyoruz demek. Peki bu şu anlama da geliyor mu? Fotoğraf makinesinin üzerinde çeşitli ayarlar var. Hı hı. Profesyonel makinelerde dahi var bu. İşte spor modu, manzara modu, portre modu. Burada fotoğraf makinesinin hangi değerleri kullanacağını, hangi ensanteneyi, hangi diyaframı kullanacağı, diyafram öncelikli mi, ensantene öncelikli mi kullanacağına makine karar veriyor. Biz profesyonel fotoğrafçı olarak bu ayarlardan uzak duruyorsak ya da durmamız gerekiyorsa, aynı hassasiyeti neden finalde elimizde kalacak malzemeye göstermiyoruz da fotoğraf makinesinin inisiyatifine bırakıyoruz fotoğraf işlemeyi?
Aynen öyle. Yani şimdi şöyle, bence o trend biraz ufak ufak değişmek üzere. Çünkü bu o spor modları, işte gül, lale modu, portre modu filan filmin son aşamasında esasında çıkmıştı ortaya. Tek farkı, spor çekiyorsan ne yapmak istersin? Enstantaneni hızlı tutmak istersin. İşte portre çekiyorsan yine diyaframı kısık tutmak istersin. Esasında aynı şeye denk gelir ama işte orada bir sana ekstra mod sağladım diye makineyi satarlardı. Şimdi insanlar esasında fotoğrafa ilgi duydukça daha fazla bilgi alıyorlar. YouTube'dan öğreniyorlar, internetten öğreniyorlar makine nasıl kullanılır ve bu modlar esasında fazla amatörce görülüp ufak ufak kalkmaya başladı ortadan. Peki şimdi de şöyle bir trend var. Fotoğraf makinelerinin içerisinde film modları var. İşte X makinesinin, işte marka vermekte de sakınca yok bence. Fuji makinesinin tabii, içerisinde Fuji'nin ürettiği bütün negatif ve diapozitiflerin renk profilleri ya da karakteristik ya, özellikleri var. Evet. Ya da işte Canon'da da yine portre modu, işte manzara modu ya da işte gölgeli detaylar modu gibi şeyler var. Nikon'da da var, Pentax'ta da var. Yani o bana esasında biraz şu anda biraz komik gelmeye başladı. Çünkü şu anda o modları kullanan insanlar o filmleri muhtemelen kullanmadı bile. Yani Velvia ben en son ne zaman kullandım? Herhalde 15 sene olmuştur. 2003'te kullandım ben en son ya da 2004'te kullandım. Yani herhalde işte Provia keza aynı şekilde. Yani o onlar işte o sadece efekt. Yani o işte bu arada sorular gelmeye başladı. Ben notu alıyoruz. Konuşuruz onları ayrıca. Ama yani bunlar esasında farklı farklı efektleri isimlendirmekten başka bir şey değil. Yani Fuji'nin de filmlerine gönderme yapması bu konuda gayet doğal. Bu şimdi doğal. Bir iki fotoğraf dönüyor ekranda. Richard Avedon'un bir fotoğrafı var. Esasında bunlar analog dönemde karanlık odada işte fotoğrafçının karanlık odacıya ya da karanlık odacının kendi senin ne yapacağını aldığı notlar. Sonrasında birkaç fotoğrafı daha gösterebiliriz arkasından. Ve karanlık odayla günümüzde aydınlık odada yapılacak olan ya da yapılabilen işlemler arasında esasında çok da fark olmadığını gösteriyor. Bu RAW hikayesine geçmişken ya da başlamışken neden bir fotoğrafçı RAW çekmelidir ya da RAW çekmemeli miyiz? Ya şimdi şöyle, bana şöyle geliyor. Şimdi biz RAW çekerek esasında şimdi gösterdiğimiz fotoğraflardaki işlemler, fotoğrafların üstündeki o notları görebilir izleyenler. Biz esasında RAW çekerek siyah beyaz zamanına biraz geri dönmüş durumdayız. Ama renkli fotoğrafta da aynı şeyi yapıyorduk. Renkli fotoğrafta aynı şeyi o kadar da yapamıyorduk. Agrandizörle bastığında yapabiliyorduk. Agrandizörle bastığında yapabiliyorduk da kaçımız da renkli fotoğrafı agrandizörle basıyorduk. Yani siyah beyaz fotoğrafı agrandizörle karanlık odaya girip basabiliyorduk. Ben basıyordum valla. Basıyordum da işte çoğumuz basamıyorduk. Artık yine biz tekrar, yani şöyle bir şey var. Fotoğrafçı dediğimiz zaman neyi anladığımızla biraz ilgili. Fotoğrafçı dediğiniz kişi eline fotoğraf makinesi alıp çıkıp arazide, sokakta fotoğraf çeken kişi midir? Yoksa makinesine film taktığı andan itibaren o fotoğraf basılana kadar o süreci takip eden bir kişi midir? Burada ne anladığımızla ilgili. Siyah-beyaz döneminde fotoğrafçı, iyi fotoğrafçılar vesaire kendi karanlık odacıları vardı belki ama yine de bilirlerdi fotoğrafların nasıl işlenmesi gerektiğini ve fotoğrafların üzerine burada gördüğümüz gibi notlar alırlardı ve karanlık odacıya bunu götürürlerdi. Ama genellikle kendileri oturur yapardı. Sonra diye artık renkli piyasayı ele geçirdiğinde ve renkliye biz teknik olarak fazla müdahale edemediğimiz için çektiğimiz fotoğrafa razı olmaktan başka bir şey gelmiyordu elimizde. O yüzden fotoğrafçılar sonraki aşamayı, yani fotoğrafı çektikten sonraki işleme aşamasından vazgeçmek zorunda kaldı. Bundan da biz vazgeçtik demek yerine kendine bir gurur payesi çıkardı ve dedi ki ben ne çektiysem o kardeşim. İşte bundan hepimiz gurur duyduk, kadraj bile yapmadık vesaire filan. Ama şimdi biz yine Photoshop, yani dijital sayesinde ve RAW format sayesinde fotoğraflarını siyah beyazda işlediğimiz gibi işleyebiliyoruz. JPEG bu bakımdan bana DIA dönemini hatırlatıyor. JPEG fotoğraf işlenemez mi peki? Onu da Lightroom'a aldığında ya da JPEG Photoshop'a aldığında işlenebilir, DIA da işlenebilir. Ama ikisinin de
hem renk skalası hem dynamic range'i çok daha kısıtlı, çok daha dar ve çok fazla işlemeye müsait değil. Yani orada çektiğimiz şeye razı olmamız gerekiyor. En basitinden şöyle bir örnek vermek gerekebilir belki. İşte 20 megapiksellik bir fotoğraf makinesi aşağı yukarı 8 megabayt boyutunda JPEG dosya üretiyor. 20 ya da 22 megabayt boyutunda da RAW dosya üretiyor. Tabii. Neredeyse 3 katı tabii civarında. 3 katı burada esasında ben şöyle bir bilgiyi de eklemek istiyorum. 3 katı ama bu 20 megabaytlık dosya ki her fotoğrafta değişir, bu fotoğraf ne kadar fazla detay içeriyorsa o kadar yükselir. Evet. Niye? Çünkü RAW formatı biz sanki hiç ellenmemiş bir dosya gibi konuşuyoruz ama RAW format da sıkıştırılmış bir formattır. Kayıpsız sıkıştırılmış bir formattır ama sıkıştırılmış bir formattır. Hatta bazı fotoğraf makinelerinde düşük RAW ve yüksek RAW gibi şeyler de var, seçenekler de var. Düşük RAW, o düşük RAW fiziksel olarak daha küçük boyutta çekiyor. Yani piksel boyutlarını daha küçük tutuyor vesaire. Ama şöyle artık yani bu kartlarımız, SD kartlarımız, işte CF kartlarımız ve hard disklerimiz o kadar büyüdü ki bence boyut fotoğrafı yani JPEG'in daha az yer kaplıyor olması JPEG çekmek için yeterli bir sebep değil. Peki, yani RAW fotoğraf çekmeliyiz çünkü fotoğraf hakkında fotoğrafçının yorumlama yetisi ya da yorumlayacağı şeyler, fotoğrafın içerdiği detaylarda kayıp yaşamamak için mi RAW çekmeliyiz? Tabii çünkü çok basit, çok basit. En başından en temel unsuru şu, JPEG 8 bit. 8 bit demek her renk tonunda yani RGB'de, kırmızı, mavi ve yeşilde 256 adet ton bilgisi saklıyor. Bunları çarparsanız logaritmik oluyor. Ne oluyor? İşte ne oluyor? 16 milyon renk. Şimdi RAW dediğimiz format, şimdi biz bunu 16 bit olarak görüyoruz Photoshop'ta. Bu gerçek hayatta 16 bit değil. Makinelerin çoğu 12 bit. Orta formatların çoğu 14 bit çekiyor ama hani 16 bit varsayalım bunu. Katrilyon adet ton içeriyor. Dolayısıyla sizin burada işleyebildiğiniz renk tonları arasında yani bu sayısının ciddi fark ediyor. Şöyle şunu eklemem lazım ama burada. Şimdi biz 16 milyon rengi görebiliyor muyuz zaten diyebiliriz. Evet. Yani çoğunun tepkisi bu olur. Baskı aşamasında ya da monitoring aşamasında bunu zaten erişemiyoruz. Evet. Ama şimdi burada şöyle bir şey giriyor. Teorik olarak bir fotoğraf çektik. Kontrast tam cuk oturdu. İşte pozu tam tutturduk. Her şey milimetrik oturursa bu doğru. Hı-hı. O zaman zaten biz bu çektiğimizden daha fazla tonu elde edemeyiz. Ama şimdi çektiğimiz fotoğrafların çok çok azı bizim bu fotoğrafı basacağımız kağıttaki kontrast oranını doldurabiliyor. Bizim bu fotoğrafı mutlaka işlememiz gerekiyor. Evet. Ve işlememiz gerektiği an biz bir anda bu tonların arasını açmaya başlıyoruz. Tonları açmaya başladığımız zaman bir anda orada boşluklar oluşmaya başlıyor. Ve baskı aşamasında bending dediğimiz tonlar içerisindeki basamaklama çıkıyor. Aynen. Özellikle gökyüzündeki mavi tonlamalar. Aynen o. En kolay oradan görülür veya gölgelerdeki detaylarda görülebilir. Yani dolayısıyla fotoğrafı işlememiz gerekiyor. Peki, yani şöyle hazır bir soru geldi. RAW fotoğraf editlenecekse neden manuel modda çekim yapılıyor? RAW fotoğraf editlenecek. Şimdi öyle bir zorunluluk yok. Öyle bir zorunluluk yok. Yani ben nadiren manuel modda çekerim. Manuel modda çekmenin tek pratikliği benim açımdan şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bu mod dediğimiz şeyle RAW dediğimiz şey esasında birbirinden çok farklı konseptler. RAW mod veya enstantane öncelikli veya diyafram öncelikli mod bize fotoğrafı nasıl pozladığımızı söyler. Bizim için fotoğrafı pozlama yöntemidir. Yani buradaki soru belki de şu maksatla soruldu. Manuel modda hani fotoğrafın pozlanmasına tam anlamıyla hakim olabiliyoruz. Hı hı. Ama enstantane ya da diyafram öncelikli pozlamada da hakim olabiliyoruz. Artı eksi. Tabii şeyle genellikle de ulaşacağımız sonuç aynıdır zaten. Hı-hı. Yani biz manuelde ayar yaptığımızda
%80 diyeyim, zaten otomatik ayarların bize vereceği değerlere geliriz. Ama Rowe'un bize burada verdiği şey, tamam şimdi hatalı pozlamalarda, evet manuel kullandık ve hatalı pozladık veya pozometremiz yanıldı, otomatik modda bize hatalı bir değer verdi. Buradan geri dönmemiz, fotoğrafı kurtarma alanımızı açıyor olabilir. Rowe'un böyle bir faydası var gerçekten. Ama bence Rowe çekmenin esprisi hatalı çektiğimiz bir fotoğrafı kurtarmak değil. Düzgün çektiğimiz fotoğrafı daha iyi yorumlayabilmek ya da onu daha da zenginleştirebilmek. Ton, kontrast ya da başka şeyde, aynı, anlamlarda. Tüm alanından, yani tüm ton değerlerini son aşamada kullanabilmek. Bir de şöyle bir durum var. Fotoğraf makinesinin elde ettiği, yani sensöre kaydettiği görüntüyü JPEG olarak yorumlama kapasitesi ya da becerisi markadan markaya farklılık gösteriyor. Yani buraya 10 tane fotoğraf makinesi dizdiğimizde aynı ışık şartlarında, aynı Kelvin değerlerinde ve aynı poz değerlerinde 10 farklı markayla fotoğraf çektiğimizde, hatta aynı markanın farklı modelleriyle çekim yaptığımızda her birinde farklı tabii renk ve keskinlik ya da kontrast değerleri elde ederiz. Ve burada bir, yani bir hakkını da yememek lazım bir sürü markanın. Şimdi bütün bu markalar kendi sensörlerini, kendi software'lerini biliyorlar. Ve sık sık şu da oluyor. RAW artı JPEG çekmişsiniz fotoğrafı ve siz o fotoğrafın RAW'unu işleyerek makinenin verdiği JPEG kalitesine ulaşamıyorsunuz mesela. O ton değerlerini yakalayamıyorsunuz. Bu da sık oluyor. Mesela sen bir cep telefonuyla fotoğraf çekmiştin ve bu cep telefonu RAW imkanı veriyordu. Evet. Biz DNG yani işledik o RAW'u ve makinenin verdiği JPEG'i veremedik. Halbuki makine aynı RAW'dan yola çıkarak o JPEG'i çıkartıyor bize. Mesela o şaşırtıcıydı yani. Tabii. O Samsung'un bir modeliydi galiba. Onunla sonra çektiğimiz fotoğrafa makinenin kendi algoritmasına yaklaşamadık. Tabii, aynen öyle. Peki bu arada şunu sorayım. Bir de DNG formatı var. Dijital negatif dediğimiz. Bu da bir RAW format. Leica kamera çıktısı Leica olarak DNG'yi kullanıyor. Bence evet. DNG ile RAW arasındaki şey nedir? Farklılık nedir sence? Bence bir kere Leica'nın direkt DNG kullanıyor olması Leica için çok akıllıca bir şey. Yani şimdi DNG'nin ne olduğunu kısaca o zaman hemen bir özet geçeyim. DNG Adobe firmasının, yani Photoshop'u ve bir sürü fotoğraf işleme, tasarım programının software'ini üreten marka, çıkardığı ortak bir RAW formatı. Bütün fotoğraf işleme programları DNG formatını tanıyor. Bütün hepsi tanıyor mu bilmiyorum. Emin değilim ondan. Olabilir. Ama şu, en azından şöyle bir garantisi var. Bundan sonraki bütün Adobe programları DNG'yi tanıyacak. Eğer Adobe batmazsa. Adobe batmazsa. Ama şu var, şöyle bir avantajı var. Şimdi şimdi biz mesela Canon makine kullanıyoruz diyelim. Ve bize CR2 uzantılı bir fotoğraf veriyor. Şimdi EOS 5'in CR2'siyle EOS 5, Mark 2'nin CR2'si farklı. Mark 3'ün CR2'si farklı. Mark 4'ün CR2'si, yani tamam çıkan her bir makinenin RAW formatı, uzantısı aynı isimde olsa bile farklı. Ve Photoshop bunu tanımıyor. Photoshop'un ondan sonra güncellenmiş versiyonunu indireceksiniz ki, veya Canon'un orijinal software'ini kullanacaksınız ki, markaların orijinal software'leri biraz önce verdiğimiz örneğin tersine genellikle çok kötü. Oraya da geliriz. Tanımıyor. Bu Nikon için de geçerli, Pentax için de geçerli, hepsi için geçerli. Dolayısıyla biz neticede Photoshop'a geleceğiz. Veya diğer iyi RAW programları, ona da ayrıca konuşuruz. Şimdi bunun için Adobe diyor ki, ya niye uğraşıyorsunuz bu kadar farklı formatta? Tek bir RAW formatına indirin bu fotoğrafları. Ve bundan sonra bütün fotoğraflar hangi makineden çıktığından bağımsız olarak tek bir formatta buluşsun. Bunun için de bedava verdiği bir software converter programı var. Herhangi bir RAW fotoğrafı DNG formatına çeviriyor. Bu bence çok akıllıca. Yaptın mı kendi fotoğrafların hepsini RAW'a çevirdin mi diye sorarsan, hayır yapmadım. Niye yapmadın dersen,
Onu da bilmiyorum. Ama gayet akıllıca. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu fotoğrafı işlemekten bahsettik. Fotoğrafçının fotoğrafı işlemesi eşittir yorumlaması gerekliliğinden bahsettik. Burada bazı ince çizgiler vesaireler oluyor. Hı hı. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edersek eğer fazla Sature Claus kodlu fotoğrafı alırsak onun üzerinden şey yapalım, cevabı konuşalım. O 10 numaralı fotoğraf. 2009'da Picture of Year yarışmasında jüri tarafından elenen bir fotoğraf vardı. Ekranda gördüğümüz Klaus Bo Christensen'e ait bu fotoğraf. Bu fotoğraf elendi yarışmadan. Nedeni de RAW dosyalar yarışmacılardan istendiğinde RAW dosyalarda temsil edilen, kayıt edilen bilgilerin abartılı olarak güçlendirilmesi ve bunun da gerçekliği bozduğu gerekçe gösterilmişti. Buradaki manipülasyondan kasıt benim anladığım piksellere müdahale esasında. Bu fotoğrafa baktığımızda fotoğraflara piksellere müdahale yok. Yer değiştirme anlamında, piksellerin yer değiştirmesi bu anlamında müdahale yok. Bu fotoğraf o anlamda çok önemli bir örnek. Yani fotoğrafçı fotoğrafın renginde, kontrastında, tonlamasında yorum yapmalıdır ya da yapması gerekir bizim söylemimize göre. Ama Picture of Years bu fotoğrafı eledi. Bence bu biraz hani çığır açıcı bir örnek. Bu fotoğraf hiçbir fotoğraf mı? Yani bu estetik anlamında tartışılır. Abi bu kadar güçlendirilmesi ya da yapılması. Burada bence çok önemli bir karar var. Yani biraz sonraki göstereceğimiz örneklerden daha da farklı bir karar var. Çünkü burada gerçekten bir piksel yer değiştirmesi söz konusu değil. Yani fotoğrafa piksel yer değiştirmesi derken şunu kastediyoruz. Fotoğrafa ekleme veya çıkarma söz konusu değil. Klonlama ya da silme gibi diyeceğimiz. Aynen öyle. Burada sadece fotoğrafı abartılı müdahale söz konusu. Şimdi orada da yani işin etik konusuna gireceğiz biraz sonra ama bu aşamadaki çizgiyi çizmek o kadar zor ki. Hemen arkasından da şeye bakabiliriz. 11 numaralı Zizola, Francisco Zizola'nın bir fotoğrafı var. Maldivlerle ilgili yaptığı bir projede çekilmiş bir fotoğraf bu. Ekranda gördüğümüz sol taraftaki RAW fotoğrafın olduğu gibi export edilmiş hali, sağ taraftaki fotoğrafsa işlenmiş hali. Bölgesel aydınlatma ve koyulaştırmalar var, satürasyona yüklenmeler var. Bir önceki Klaus Bo Christensen'in fotoğrafıyla çok farklı değilmiş gibi gözüküyor esasında. Ama bence burada esasında direkt satürasyona çok yüklenme olduğuna emin değilim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu daha önce konuşmuş muyduk onun üzerine ya da ben onun üzerine yazmıştım biraz da Yasin'e takılmıştım. Yasak ayarlar. Üç yasak ayar şey vardı. Dediğim yani benim öyle adlandırdığım üç yasak ayar var Photoshop'ta. Şimdi tabii Photoshop'u bu fotoğrafı nasıl işliyoruz da başından almadık ona döneriz belki daha sonra ama şimdi fotoğrafta veya bir başından başlayayım izninle. Mümkün olduğu kadar çok kısaca geçeceğim. Şimdi fotoğrafta neticede bizim yapacağımız iki adet ayar var. Bu iki adet ayarla biz her şeyi yapabiliriz. Mutlaka yapmamız gereken ayarlar. Mutlaka. Yani bu fotoğraf işleme çünkü senin yani fotoğrafı işlememek söz konusu değil. Fotoğraf çekilir ve ondan sonra işlenir çünkü bu bir mecrada basılacaktır. Bu mecraya uygun hale getirilmesi gerekir. Evet. Fotoğraf baskısı olabilir, dergide olabilir, aynen, gazetede olabilir, ekranda olabilir, webde kullanılabilir. Tabii. Çok basit bir kural var. Çok basit bir kural. Bunu asla unutmamak lazım. Her fotoğrafta, yani istisnaları var ama çok nadirdir. Her fotoğrafta siyah nokta vardır. Yani en siyah nokta, en koyu bir nokta vardı sıfır değerinde. Bu high key olarak tanımlayacağımız beyaz ya da açık tonların ağırlıkta olduğu fotoğrafta da geçerlidir. Hepsi yani siz beyaz fon üzerine beyaz tavşan çekiyorsanız bile o tavşanın siyah noktası olmak zorundadır. Bir noktası vardır mutlaka yani bir tarafından bakarsanız. Aynısı tersi için de geçerlidir. Low key fotoğrafta da beyaz olmalıdır. Beyaz nokta vardır. Yani siz kömür madenine gidin, o kömür madeninde çalışan madencinin gözünün akının parlaması, yansıması bir şey mutlaka vardır. Kamil Bülbül, benim Mimar Sinan'daki fotoğraf bölümündeki Karanlık Oda hocamdı. Ağaç kovuğunun içerisindeki baykuşun gözünün göz bebeğinin detayını verebilmelisiniz diye bir yıl boyunca hani
tırnak içinde adamımızı ağlatmıştı karanlık odada baskı tabii aşamasında. Ve aynen öyle. Çünkü niye biliyor musun? Yani biliyorsun, bunu yapmazsak biz bu fotoğrafın bütün bu dynamic range için ne diyordunuz siz Mimar Sinan'da? Onu sorabilir miyim? Yani o dönem hatırladığım şeyi yani zor. Neticede fotoğrafın yani kağıda basılabilecek en koyu siyahla kağıda hiçbir şey basmadığın zamanki o beyaz nokta arasındaki tüm bu dynamic range odur işte. Onu kaplamamız gerekiyor. Bunu yapmazsak işte Ansel Adams'ın zon sisteminde 10 değer vardır ve tabii işte 10 tonu da almalısınız aynı diye geçer. Bunu yapmazsak bu fotoğraf soluk olarak algılanır. Ya da çamur ya da ölü fare grisi diye tanımlanır. Şimdi Photoshop'taki birinci aşama budur. Yani bu ayarı Photoshop'ta level'la yaparsın. Level'la yaparsınız. Siyah noktayı belirlersiniz, beyaz noktayı belirlersiniz. Bunu raw işlerkenki aşamada da yapabilirsiniz vesaire. Ama yani bizim bu histogram, makinelerimizde de gördüğümüz histogram bize bunu gösterir. Bu histogram en soldan en sağa kadar değecek. Ne olursa olsun değecek. Bunu sağlamamız lazım. İkinci aşama... Abartılı olmamak kaydıyla. Dayanmayacak. Fotoğrafın. Dayanmayacak, değecek. Dayanmayacak. İkinci aşama kontrast değeri. Kontrast değerini bundan sonra yapıyoruz. Kontrast, yani bir fotoğrafta siyah da olsa, beyaz da olsa bu fotoğraf yüksek kontrast olabilir, düşük kontrast olabilir. Orada biraz daha bizim müdahalemize, bizim kendi orada zevkimize kalıyor. Zevksizsek ne olacak? Zevksizsek kimse fotoğrafınızı beğenmeyecek. Bu kadar basit. Veya bu biraz önce gördüğünüz fotoğraflardaki gibi ya çok beğeneceğiz, vay be diyeceğiz ya da bu kadar da müdahale olur mu diyeceğiz. Şimdi bu yasak ayar dediğim şey şu. Photoshop, hangi Photoshop 4'te galiba bu başladı. Highlight Shadow ayarını getirdi. Çünkü çoğumuz bunu yaşamışızdır özellikle amatör dönemimizde. Fotoğraf çekeriz, fon bembeyazdır çünkü gökyüzü vardır ama biz gölgedeyizdir. Buradan detay kurtarmak isteriz. Photoshop bize bir ayar getirdi, dedi ki gölgeleri aç, aydınlık tarafı kıs. Şimdi bu kadar güzel geldi ki bize, biz bunu yapıyorduk, ne detaylar kurtarıyorduk. Ama iki gün sonra fotoğrafa dönüp baktığımızda fotoğrafın ne kadar yapay olduğunu anlıyorduk. Bunu highlight, shadow'la yapamazsın çünkü bu piksellerin yerini değiştirmiyor ama değerlerini yapay olarak değiştiriyor. Satürasyonu arttırdığımızda ya da clarity verdiğimizde ya da kontrastta da ya, hatta noise reduction'da ya da keskinlik verdiğimizde de piksellerin değerlerini değiştiriyoruz. Bu da gerçekliği değiştirmez mi? Şöyle, şimdi gerçeklik kısmı tartışılır da yer değerini değiştiriyor gerçekten ama şöyle bir fark oluyor. Şimdi ben gidip, sen koyu giyinmişsin, arkanda da beyaz bir fon var. Şimdi ben arkadaki beyaz fona kıyasla bu koyu tonu aç dediğim zaman Photoshop kendince bir algoritma uyguluyor ve yani benim kontrolüm dışında bütün koyu tonları olduğu gibi alıp yükseltiyor, başka bir yere getiriyor. Eşittir fotoğraf makinesinin otomatik modunda çekim yapması. Aynen öyle. Çünkü otomatik modu da direkt bu seçeneği veriyor artık JPEG ayarlarını. Ama ben bunu kendim lokal olarak girip seni seçersem ve bunu kontrast curve ayarından aydınlatırsam, burada bu curve diyorum, yani bir eğri. Hı hı. Ben bunu kontrollü bir şekilde siyahı hala siyah tutarken, siyahın biraz daha az siyahı, az koyusunu açarak bunu çok daha yumuşak geçişli, daha doğal bir his verecek şekilde işleyip daha kabul edilebilir bir hale getirebilirim. Aynısı satürasyon için geçerli. Satürasyon ayarının tek bir fonksiyonu vardır bence. Yani pratikte diyeyim, bence değil, pratikte. Satürasyon yalnızca düşürülmek için vardır. O da bütün fotoğrafın genelinde değil. Eski Canon'lar için diyeyim. Canon, daha çok Canon kullandığım için, daha iyi bildiğim için o örneği veriyorum. Mesela eski Canon'larda EOS 20'de, EOS 5'te mavi plastik bidon örneği vardır her zaman verdiğimiz. Bu mavi plastik bidonlar her zaman böyle, bidonun kendisi yuvarlaktır ama fotoğrafta düz beyazdır. Ve onu CMYK olarak basmak istediğinde hiçbir zaman gerçek rengini kabustur, bırak, yakın rengini bile ulaşamazsın. Çünkü fazla satüredir. Fazla satüre olarak makine bunu görür. Bunun için gidip o mavi tonu seçip onun satürasyonunu düşürmek gerekir vesaire vesaire. Yani böyle detaya girip işlemek de evet. Peki, burada
hemen 10B1 ve 10B2 numaralı fotoğrafları alırsak, onların üzerinden bir önceki Klaus ve Zizola'nın fotoğrafları arasına gidebiliriz. Bir soru geldi, bunun da notunu alıyorum. Doğal bakış açısı fotoğrafçıdan fotoğrafçıya değişir mi diye, onu da cevaplayalım. Yani şöyle, buna esasında direkt gelebiliriz bence. Çünkü şu fotoğraflar mesela, soldaki fotoğraf, evet, bu esasında iyi JPEG örnek olarak için. Çekilmiş olarak da adlandırabiliriz. Çünkü kameradan, RAW'dan hiçbir işlem yapılmadan dönüştürülmüş. Sağdaki ise işlenmiş fotoğraf. Bir sonrakine de bakarsak, bir sonraki fotoğrafa da geçersek, bu da keza aynı şekilde. Soldaki RAW'dan doğrudan JPEG'e dönüştürülmüş, sağdaki de üzerinde işlenmiş fotoğraf. Hı hı. Bu karanlık odacının, aydınlık odacının, Photoshop operatörünün, bilgisayar operatörünün ya da fotoğrafçının inisiyatifiyle bu halden bu hallere gelmiş fotoğraflar. Burada gerçeğin değiştirilmesi ya da estetize edilmesi mi buradaki kriter nokta? Tekrar Klaus'un ve Zizola'nın fotoğraflarını da arka arkaya geçerek aradaki farkı konuşursak eğer. Ya burada şunu diyebiliriz. Bu İlk gördüğümüz örneğin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Yani bu neticede ortada bir sensör var. Bir kere bir objektiften giriyor ışık. Her objektif farklı algılıyor. Bunu sensöre yansıtıyor. Her sensör farklı algılıyor. Sensör bunu işliyor. Her işlemci farklı işliyor. Bunun her aşamasında şimdi ben objektifin yorumlamasına karışamıyorum diye burada bir yorum yok değil. Ki buna da karışırım. Yani Sigma objektif kullanırım, Canon objektif kullanırım. Farklı yorumlarım. Yani hatta 50 mm kullanırken 50 mm 1.8 kullanırsın. Farklı kontrasta sonuç verir. 1.2 kullandığında farklı kontrasta sonuç verir. Her aşama yorumdur. Önemli olan burada doğallık da demeyeceğim. Çünkü doğallık nedir? Doğallık yani o da aynı şekilde çok geniş yorumlanabilir. Benim anlatmak istediğim hikayeyi en yakını nedir? Ben o iki fotoğraf içinde kendim işli olsam birinci örneğe daha yakın olanı seçerim. Çünkü diğerinin aşırı dramatize olduğunu düşünürüm. Diyeyim. Şu 10B1 üzerinden mi konuşuyoruz? Genel asker fotoğrafından. Bakalım ona, evet. Yani ya mesela burada ben şeye gelmek istiyorum. Yani burada bir muhtemelen ikisinin arası bir yere fotoğrafın denk gelir. İşte bazı fikirler şunu söyleyebilir. Ama işte gökyüzü bu kadar mavi mi? İnsan bu kadar öne çıktı mı? Ben şunu söylemek istiyorum. Kontrastın fazla olması doğallığı kaybettirmiyor mu diye bir soru geldi. Siyah beyaz çekerken de çeşitli yöntemler uyguluyorduk ya da renkli negatif çekerken ya da renkli diapozitif çekerken. İşte sarı, mavi tonlarının düşük olduğunu düşünerek sarı türevinde filtreler kullanıyorduk vesaire. Ya da bu fotoğrafın siyah beyaza dönüştürülmesi, fotoğrafı aynı şekilde renk tonlarının ya da kontrastının güçlendirilmesinin gerçekliği kaybettiriyor da siyah beyaza dönüştürülmesi kaybettirmiyor mu? Değil mi? Yani bence de öyle. Asıl olan renkli. Aslında bunu siyah beyaza çevirerek siyah gerçeklikten daha da doğal bir şey var mı esasında? Ama ya burada bunun üzerine çok fazla durmamak gerekiyor bence. Çünkü bu bir yorum meselesi. Oraya giden fotoğrafçının yorumu. Biz bu fotoğrafçının yorumunu beğeniyorsak beğeniyoruzdur. Beğenmiyorsak da geçer, devam ederiz. Başka bir yere gideriz. Ben şöyle düşünüyorum esasında. Kendim de bunu uyguluyorum zaman zaman ya da çekimden sonra uyguluyorum. Çekim sırasında az çok final görüntüyü düşünebiliyorum. Atıyorum işte gökyüzü böyle açık mavi tonlarında ve orada öbek öbek bulutlar var ve alt tarafta da toprak var. Yani ikisi arasında baktığımda spot nereye yazılacak onu da düşünüyorsun. Onu geçtim ama iki şey arasında en azından 5 ya da 7 stopluk bir fark var. Bunu pozlarken bir yere göre tercih yapmak zorundasın. Yani ya açık bölgeye göre pozlandırmak zorundayım ya koyu bölgeye göre pozlandırmak zorundayım ki yine tırnak içinde doğru ya da düzgün bir sonuç alabileyim. Atıyorum benim için aydınlık bölge detayları önemliyse ben onu açık noktaya göre pozlandırıyorum. Dolayısıyla biraz daha koyu fotoğraf çekiyorum ve gölge detaylarını kazanmak adına da masa başında çalışarak fotoğraf üzerinde çalışarak oradaki detayları kazanıyorum. Şunu yapıyor musun peki? O çektin, hepsi de tam oturdu yine. İki taraftan da detay elde ettin. Ama bunu işlerken aynı fotoğrafı
yani aynı raw dosyayı iki farklı şekilde işleyip üst üste koyup onu şöyle yapıyorum. Yani artık, mesela bu artık, etik bir şey midir, artık, değil midir? Oraya gelelim. Artık Capture One ve Lightroom'un da içerisinde layer'lar oluşturabiliyorsun. Yani iki ayrı RAW fotoğraf oluşturup birleştirmene gerek kalmıyor. En sayıda layer açabiliyorsun içerisinde. Etik hissettirerek yaptırıyor bunu sana yani. Burada şuna gelmek istiyorum o zaman. Bir WordPress'te elenen fotoğraf vardı. 14 numaralı elenen foto, WordPress foto diye. Tolga Önsü'nden bir yorum geldi. Gölgeye göre pozla, açığa göre yıka diye. Evet, film zamanında yapılan bir uygulamaydı zaten. Şimdi bu görüntüdeki fotoğrafa geldiğimizde... Bu fotoğraf çok bence sol, üzerinde konuşmayı hak ediyor. Soldaki fotoğraf, WordPress fotonun yılını hatırlamıyorum. 2011 ya da 2014 civar, olabilir galiba. Elendi. Gerekçesi de sağ taraf, fotoğraf sağ alttaki gözüktüğü şekilde çekilmişti. Fakat yarışmaya giden fotoğraf soldaki şekildeydi. Siyah beyaza çevrilmiş ve kroplanmış. Fotoğraf bu yüzden elenmedi. Çok mikro bir detaydan dolayı bandajın altında baş parmakla işaret parmağı arasında arkada duran adamın ayakkabısının küçük bir beyazlığı oradaki lekeyi leke oluşturduğu ve fotoğrafçı tarafından bu silindiği için bu fotoğraf elendi. Bence bu çok çok güzel bir örnek. Çünkü gerçekten de yani fotoğraf dediğiniz şey tam burada yani silinmediğini varsayalım o ayağı. Evet. Bence bir şey kaybetmiyordu. Yani çok çok fazla işlenmiş oldu kesin ama... Peki o noktada şunu söyleyeyim. Onu silmek yerine burn yaparak o bölgeyi biraz daha yakmak veya fazla pozlayarak onu daha kaybettirmek. Daha az dikkat çeker hale getirse. Evet o zaman diskalifiye edilemeyecekti fotoğraf. Ama şimdi hani bana tam hani komplo teorisi gibi olacak ama bana biraz da şöyle yani bu fotoğraf gerçekten o kadar işlenmiş ki oradaki o iyi ki o ayak silinmiş de biz bu fotoğrafı diskalifiye edebilmişiz deme şansı tanımışlar sanki. Ama yani yani bu hakikaten ekstrem bir örnek. Bu fotoğrafın bu kadar işlenmesi. Yani çok basitinden şöyle bir örnek vereyim. O crop'un ne kadar küçük bir noktadan yapıldığını görüyoruz. Zaten bu fotoğraf çoğu dergide basılamayacak kadar bir detaya girilmiş bir crop'tu. Yani o yüzden bu biraz ekstrem bir örnek. Pratikte bu kadar fazla da işlenmiş fotoğraf çok görmüyoruz olmaz herhalde mı diye ümit ediyorum. Peki, şeyden bahsettik. Bu Lightroom ve Capture One fotoğraf işleme programı. Benim ağırlıklı olarak Capture One kullanıyorum. Değil mi? Pratik, Capture One pratiklik esasında... Pratiklik olması anlamında da Lightroom kullanıyorum. Photoshop'un Camera Raw'unu yani hiç kullanamıyorum pratiklik anlamında. Bu benim şahsi şeyim. Fotoğrafta farklı layer'lar, Photoshop'un içerisinde farklı layer'lar oluşturarak, manipülasyon yapmadan, piksellerin yerini değiştirmeden... Bazı bölgeleri açık pozlayarak, bazı bölgeleri koyu pozlayarak birleştirme manipülasyon mudur? Aynı işlemi Capture One ya da Lightroom'da yapabiliyorsun tek dosya exportuyla. Yok bence o yani aynı fotoğraf üzerinden yaptığımız zaman bence kabul edilebilir bir müdahaledir diyeyim. Ama yani hakikaten artık sınırlarda... Onun hemen örneği de WordPress fotoda bir Filistin fotoğrafı yayınlanmıştı. 15 numaralı koduyla fotoğraf. Evet. Bu fotoğraf da çok tartışmalı yaşanmıştı galiba. Fotoğraf üzerinde çok tartışıldı. Bu fotoğraf üzerinde çünkü yani daha... Bu fotoğraf elenmedi ama. Bu fotoğraf elenmedi. Bence de zaten elenmemeliydi. Çünkü kazanan fotoğraf soldakiydi sanıyorum. Evet. Bu fotoğraf... seçildikten hemen ertesi günlerinde o tartışmaları bayağı yakından hatırlıyorum. Ya böyle bir ışık olamaz, böyle bir fotoğraf olamaz. Burada mutlaka işte farklı fotoğraflar birleştirilmiş olması gerekir vesaire üzerine çok tartışıldı. Ondan sonra sağdaki fotoğraf ortaya çıkartıldı. Bu fotoğrafın ilk basılmış bir İsveç gazetesinde yanılmıyorsam basılmış haliydi. Yani, ama esasında bu fotoğraf da... yani ortaya çıkartılan ikinci fotoğrafta bu fotoğrafta bir manipülasyon olmadığının kanıtı sayıldı sonunda. Çünkü neticede burada tamam gerçekten bir karanlık oda işçiliği var. Yani fotoğraf işlenmiş, çok işlenmiş. Bence kötü de işlenmemiş. Bence yani
göz kararında kalmış. Göz kararında kalmış diyebiliriz. Evet, yani o yüzden bence bir sıkıntı yok. Çünkü bir, yani burada fotoğrafçı sonra söylediği kadarıyla gerçekten aynı dosyayı hem başta koyu koyu tonlara göre açmış, işlemiş, sonra açık tonlara göre açmış, işlemiş ve birleştirmiş ama aynı fotoğraftan bahsediyoruz. Ve bu yine karanlık odada bu şekilde yapılabilir miydi? Hemen yapılabilirdi. Şöyle çağıralım. 7 numaralı Joseph Kodelka ve 8 numaralı Salgado fotoğraflarını arka arkaya alabiliriz. Önce Kodelka üzerinde konuşalım. Yani orada, evet. Evet, mesela bu sol taraftaki hiçbir müdahale yapılmadan basılan fotoğraf. Sağ taraftaki ise maskeleme yapılarak basılmış. Soldaki fotoğrafı amatör bir fotoğrafçı çekmiş dersin. Sağdaki fotoğrafı bir fotoğrafçı çekmiş dersin. Burada program bilgisinin olması ya da fotoğrafçının karanlık oda bilgisinin olması çekim sırasında şunu önemli kılıyor. Bu sol taraftaki fotoğrafı çekerken sağ taraftaki fotoğraf haline gelebileceğini biliyor olmak. Aynen öyle. Ya yani o yüzden bir fotoğrafçı tırnak için diyeyim böyle komple bir fotoğrafçı. Bu fotoğraf yani Kodelka ve Salgado'nun fotoğraflarını da basan Pablo Iniro, Magnum'un işte çok uzun süreli efsanevi karanlık odacısı. Bu ayrı bir sanat gerçekten. Ama kullandığımız mecranın kapasitesini bilmek de bizim sorumluluğumuz. Yani hiçbir zaman biz bu kadar iyi basamayabiliriz veya Photoshop'ta aynı işlemleri veya buna denk gelen işlemleri yaparken bu kadar iyi tabii ki işleyemeyebiliriz. Şöyle, ama sensörümüzün veya filmimizin veya bunu yıkarkenki formülümüzün kapasitesini bilmek bizim görevimiz. 6 numaralı karanlık oda ve Photoshop farkını ya da birlikteliğini gösteren bir fotoğrafımız var. Burada da sağ tarafta karanlık odada baskı yaparken, maskeleme yaparken kullandığımız aletler ve sol tarafta da Photoshop'ta kullandığımız en sık Dodge & Burn malzemeleri aslında ikisi birbirini tam i̇şte, anlamıyla karşılıyor. Yani birebir aynı şeyleri yapabiliyorsun. Ayrımı şurada yapmak lazım. Bu Kudelka'nın ve Salgado'nun gördüğümüz fotoğrafları kurtarılmış fotoğraflar değil. Yanlış çekilmiş ve karanlık odacının bir mucize eseri girip sihirbazlık yaparak kurtardığı fotoğraflar değil. Hem gölgede hem aydınlık alanda maksimum detayı elde edebilmek için bilinçli şekilde pozladığı fotoğraflar. Bunun aynısını yani benim fotoğrafçılara hep verdiğim tavsiyelerden biridir o. RAW çekiyorsan ama mutlaka açık pozlamayı ben tavsiye ederim. Çünkü dijitalde, şu an biz DIA çekenler genellikle koyu çekmeye alışıktır daha yüksek renk doygunluğu elde etmek için ama dijitalde bilgi çok basit, aydınlık bölgededir. Yani 256, 8 bit üstünden konuşuyorsak 256 tonumuzun 127'si neyse işte son stoptadır, en aydınlık stoptadır. Ve böyle katlana katlana diyeyim, böyle karanlığa doğru gider. Yani biz bilgi elde etmek istiyorsak açık çekmek zorundayız. Dolayısıyla bu da biz de aynısını, aynı şekilde çalışarak fotoğrafı sonra işleyeceğimiz zaman kurtarılması gereken fotoğraflar değil, daha fazla detay elde edilebilir fotoğraflar halinde çalışabiliriz. Bir soru gelmiştir, rötuşun doğal olanı. Buna da rötuş, yani retouch'tan türetiliyor ve yaptığım şey rötuş elbette. Rötuşun doğal olanı mı yoksa doğala yakını mı makbuldür diye başta bir soru gelmişti. Bunun hemen akabinde başka bir soru soracağım. Yani ben yine hani doğal olan bir şey nedir doğal olan söyleyeceğim. O da ayrıca tartışılır. Tabii. Peki en sonda yer alan 16, 17 ve 18 numaralı en son 3 fotoğrafı arka arkaya bir 5'er saniye gösterirsek bunun hakkında bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl çok konuşulan konulardı evet, bunlar. Bu bayağı Steve McCurry yılların fotoğrafçısı. Skandal oldu. Mesela Steve McCurry ne zaman jurnalist ya da fotoreporter değil de sanatçı olmaya karar verdi sence? Zaten bu fotoğraflardaki tartışma o. Şimdi hızlıca geçtiği için ben... Şimdi hani bir numaralı fotoğraf, yani Steve McCurry'nin bir numaralı bisikletli fotoğrafına dönersek, sol taraftaki fotoğraf
National Geographic'te yayınlanan fotoğraf, sağ taraftaki de yıllar sonra web sitesine koyduğu bir fotoğraf mesela. Sağ tarafa baktığımızda soldaki iki bisikletlinin arasındaki kafa uçuvermiş. Evet, aynen öyle. Sağdaki arka fondaki de bir kişi kaybolmuş, evet. Diğerinin giydiği kıyafet değişmiş filan. Ya buradaki esasında burada hem iyileştirme var hem manipülasyon var. Burada manipülasyon Allah'ı var. ama buradaki sıkıntı sıkıntı tam esasında senin sorunla. Ne zaman sanatçı olmaya karar verdi? Şimdi çünkü Steve McCurry bu fotoğraflar açığa çıktığında, arka arkaya çıktığında ben bir fotoreporter ya da bir jurnal fotoğrafçısı değilim. Fotojurnalist değilim. Ben hikaye anlatıcısıyım. Dolayısıyla hikayeyi nasıl anlatmam gerekiyorsa bunu yapmakta birazcık özgürüme varan şey söyledim. Doğru yani şimdi fotoğrafta silmek, eklemek, çıkarmak vesaire yapılmamalıdır derken biz hangi kriteri koyuyoruz? Belgesel çekiyoruz, basın fotoğrafı çekiyoruz. Buradan yola çıkarak bunu söylüyoruz. Bunun dışındaki her şey için bir bak tabii ki istediğini yaparsın. Ama biz Steve McCurry'i her zaman fotojurnalist olarak bildik. Bu her zaman fotojurnalistik ortamlarda konuştu ve bunun üzerinden yola çıktı. Hatta fotoğrafları işte National Geographic'in kadrolu fotoğrafçısı kıvamına geldi neredeyse. Yani biz onu her zaman öyle bildik. O da kendisi de bunun üzerine hani bir şey söylemedi bize. Hayır ben fotoreporter değilim demedi bize. Ne zaman ki bu fotoğraflar ortaya çıktı dedi ki ben esasında sanat yapıyorum ya da neyse. Şimdi bunu yapmaya tamam ya istediğini yapar tabii ki ama biz kendisi hakkında olan algıyı da yok sayamaz. Peki şunu bir ayrı anekdot olarak araya eklemek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Photoshop'la ilgili bir belgesel vardı. Photoshop'un gelişimi ve tarihçesiyle ilgili. Ben galiba 94 yılında tanıştım Photoshop'ta, ikinci versiyonunda falandı. Bu izlediğim belgesel de 98 ya da 99'da yayınlanmıştı ve Photoshop'un yine ikinci versiyonu da değil de bu doku taşıma üçüncü ya da dördüncü versiyonunda gelmişti. Evet, ve National Geographic Fotoğraf Editörlüğü bölümünde bir fotoğrafın üzerinde kadrajı bozduğu için telin nasıl silinebildiği Photoshop yardımıyla kolayca silinebildiğini o dönemin fotoğraf editörü teli silerek gösteriyordu. Nerede kaldı gerçeklik algısı tabii. Ya da jurnalistik dediğimiz durum? Ama orada bir de onun üzerine bu söylediğinden önce mi oldu, bu sonra mı oldu bilmiyorum ama bu meşhur National Geographic kapağı var yine piramitlerin. Yatay bir fotoğraf. Kapağı, güzel de bir kapak olacak ama tam kadraja oturmuyor diye. Piramitler, üç ve piramitten bir tanesi kaydırıldı ve tam kadraja oturtuldu. Ve bu o zaman öyle büyük bir skandal oldu ki National Geographic ondan sonra resmi olarak dedi. Biz fotoğraflarımıza hiçbir şekilde manipülasyon yapmayacağız. Şimdi bu artık bir belge. Biz bunu yapmayacağız dedikten sonra biz National Geographic fotoğrafçılarının da bunu yapmamasını beklemek en doğal hakkımız. Yani ondan sonraki tabii istediğini yaparsın ama bunu yapmadan önce de belirtmeni... Peki, Steve McCurry'nin birinci fotoğrafındaki bisikletteki detayı gördük. İkinci fotoğrafına gelirsek, çocuklar fotoğrafına gelirsek, bu burada aslında çok masumane gözükebilir. Ekranda artık belki gözükmeyebilir ama. Bu kadar masumane ki, bu kadar sağ saçma. Sağ taraftaki çocuğun minicik bir kolu. Soldakinin de bak arkada da bir genişletilmiş tane silinmiş. Genişletilmiş gibi, evet. Bir ya durum ön var. Plandaki çocuğun arkasında bir çocuk daha var. İkincisinde o da silinmiş. Hani bunu fotoğraf kadrajlamakla ne farkı var gibi masumane bir soru sorulabilir. Şimdi şöyle, tabii. İstersen hemen bir de üçüncü fotoğrafa bakalım aslında. Bunlar gayet başarıyla yapılmış bir müdahaleler. Hani, ama derken son fotoğrafa baktığımızda işte Küba'da işte şu kemerin içerisinde muhtemelen bir boşluk vardı ve bu gölge rahatsız ediyor ya da buradaki boşluk rahatsız ediyor. Burayı sol taraftaki dur işaretiyle kontrast oluşturacak gölge zemine bir leke olsa ne iyi olur denilip bir direkt yerleştirildi. Evet, ya da o soldaki adamın üstüne denk geliyor diye biraz sağa kaydırılmış olabilir. Ama belki adamın bacağındaki şey unutuldu. Ya bu o kadar
Buna da Steve McCurry'nin açıklaması aslında benim haberim olmadan asistanlarımın yaptığı müdahale gibi bir şey gelmişti. Hani burada mesele Steve McCurry'yi yargılamak ya da yargılamamak değil ya da eleştirmek gibi bir ya bir şey değil mi? Değil. Tamam bence de tamam hani bazen çok abartmamamız lazım, yargılamamamız lazım ama Steve McCurry bayağı bir hak ediyor bunu ya. Yani çünkü hani senelerce bunu bir sürü fotoğrafta yapıp ondan sonra ben zaten sadece hikaye anlatıyorum demek yani bana hakaret gibi geliyor neredeyse. Yani ben Steve McCurry'yi çok küçük yaşımdan beri takip ediyorum. Her çektiği fotoğrafa inandım, doğru kabul ettim ve ondan sonra böyle bir şeyle karşılaşmak, ya hele bir de bir sürü fotoğrafta buna lüzum yokken bunu yapmış olması bence üzücü. Bu hani fotoğraf photoshoplanmalı mı ya da işlenmeli mi tartışmaları ya da geyikleri diyeyim esasında bana biraz şey gibi geliyor. Fotoğrafla yeni tanışmış jenerasyonun ya da tanışamamış halen jenerasyonun aforizmaları gibi geliyor. Çünkü işte bahsettiğimiz gibi en başında işte Evelyn'in, Thomas Hopker'in ya da işte Dennis Stock'un ya da işte Magnum'un karanlık odacısı Pablo Inero'nun yaptığı ya da fotoğrafların üzerine aldığı notları gördük. Bunlar hani fotoğrafta manipülasyon yapmadan hani fotoğrafı iyileştirmek adına yapılan şeyler. Bir de Jerry Yulsman var ki karanlık odada bir fotoğrafı 8 ayrı agrandizörde basıp aslında bugün bile yapılmakta zorlanan manipülasyonları tamamen analog yöntemle karanlık odada tek bir fotoğraf kağıdına basarak yapan bir isim. Dolayısıyla agrandizör ve kimyasal kullanmakla monitör ve mouse kullanmak arasında fotoğrafı işlemek ya da manipüle etmek arasında bir fark yok. Tek fark zaman diye düşünüyorum. Tabii. Ya aynen öyle. Şimdi çok daha kolay yapabiliyoruz. Hani bu çok daha kolay yapıyor olmamız değerini düşürüyor mu? Tartışılır, düşürüyor denebilir, denmeyebilir. Neyse o ayrı bir tartışma konusu. Ama önemli olan burada niyet. Ve baştan itibaren ben bu fotoğrafı işliyorum demek ayrı. Yani fotoğrafı basılabilir en iyi hale getirmek bizim sınırımız. Ama fotoğrafı eklemek, çıkartmak, ben işte kendi yorumumu ne bileyim işte fotoğrafa başka unsurlar ekleyerek gösterdim demek. Başka bir şey. Peki son iki şey söyleyerek toparlayalım istersen. Kusur gidermekten bahsettik. Bu işte fotoğraf makinesinin yüksek asa kullanmasından kaynaklanan işte noise dediğimiz kumlanma ve bunun giderilmesi, noise reduction dediğimiz hikaye. Ya da işte objektiflerin yapılımından, optik hatalarından kaynaklanan işte mor rengin parlak yerlerde saçılması ya da kromatik aberrasyon dediğimiz hikaye ya da işte distorsiyon ya da perspektifi düzeltmek. Bunlar şeye girer mi? Manipülasyona girer mi? Ya perspektif düzeltmede de piksel hareket yani, ediyor çünkü. Teorik olarak bakarsak perspektif düzeltme evet bence manipülasyona girmesi gerekir. Çünkü piksellerin yerini değiştiriyoruz. Ama ama neticede yaptığı şey perspektif düzeltici objektiflerle, yani tilt shift objektiflerin yaptıklarından farklı değil. Distorsiyon düzeltmek, evet doğru, şeye girer. Piksel kaydırmaya girer, doğru. O manipülasyona girer mi? Ya orada tartışmak lazım. Yani ben kullanmıyorum çünkü gerçekten... Yani gerçekten ne olursa olsun bir distorsiyon dediğimiz şey çizgilerin yamuluyor olması, düz çizgilerin yamuk gözüküyor olması. Bu arada mesela doğallık üzerine oradan tartışabiliriz. Evet. Şimdi bir çerçeve çektiğimizi düşünelim. O çerçeve düz değil mi? Ama biz bunu bir optikle çekiyoruz. Optik bunu biraz böyle bükey olarak algılıyor ve böyle yansıtıyor sensöre. Ya da perspektif. Şimdi doğallık, ben doğallığı yakalayacağım diyorsak o zaman manipülasyon yapmamız lazım ki o doğallığı elde edelim. Çünkü o çizgiyi software'den düzeltmemiz lazım. Şimdi doğallık nerede kaldı o zaman? Doğallık objektifin gördüğü o yamuk çizgi mi? Yani daha doğrusu objektifin yamulttuğu o düz çizgi mi? Yoksa bizim sonradan düzelttiğimiz o yamuk
çizgimi. Tamam, şimdi başka bir programa pas atalım o zaman. Aynı, yani aynısı kapatalım. Bu dediğin kadraj dışı bırakmak için de geçerli. Evet. Şimdi o kadraj, o fotoğrafta girmiş bir unsuru silmiyoruz, tamam, ama kadraj yapıyoruz. Ama artık burada bunu etik şöyle yapalım mı? Şey burada giriyor devreye. Bu işin en hani ağababası diyeceğimiz, yani Cartier-Bresson'dur belki ki fotoğrafları basarken fotoğrafın etrafındaki perforajı da göstererek işte fotoğraflarıma kadraj yapmıyorum. Evet. Ve her şeyi çekimde hallediyorum demişti. Bence hani karar anı ve hani Cartier-Bresson diye ayrı bir program olabilir, yapalım. Olabilir. Sensör devrelerini dahil ederek dahil nasıl çekeriz bilmiyorum ve ama. Ve ikinci olarak da fotoğraf işlemek ve Photoshop demişken esasında yine ekran kalibrasyonu ve fotoğrafta renk yönetimine pas atıp bunu da ayrı bir tabii çünkü mesela Capture One'dan bahsetti. Mesela Capture One'la Photoshop'un farkı bence üzerinde ya çok konuşulur. Evet, yani o farklı RAW programları üzerine konuşulacak çok şey var. Vakit de hakikaten geçivermiş. Bence. O zaman toparlayalım ve fotoğraf RAW işlemek, kalibrasyon, renk kontrolü. Ekran kalibrasyonu ve renk yönetimi. Renk yönetimi diye üzerine bir başlık ayrıca yapalım. Bir 2-3 program sonra bu konuda yetkin bir isimle beraber. Evet. Diyelim. Bence de. Bu akşam da o zaman. Bu programın sonuna geldik. Bizlere Göz Kararı Twitter ve Facebook hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Programla ilgili eleştiri, görüş ve önerilerinizi yollayabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalında programların eski bölümleriyle ilgili yayınları seyredebilirsiniz. Sana bay bay. Bizleri izleme nezaketi ve sabrı gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Ayrıca bu akşam yayında bulunan Dilan Karaman ve Ayşe Gören'e de teşekkür ederiz. Haftaya Göz Kararı programının 47. bölümünde görüşmek üzere. İyi geceler, iyi haftalar.